Lavantalı çikolata. Evde oturuyorum. Bu akşam da canım mocktail çekti. Evde pina colada tadında. Demem yani. İçi çok garip. Netledi mi? Neyse şöyle durayım bari. Çok yoruldum. Sabah şu an sabah... Ay. Saat 5'i kaç geçiyor? Anam! Ben bu saate kadar ne yaptım? Ders çalıştım. Bu son dönemde biraz sosyal medyadan soğudum. TikTok'a girdim. TikTok'taki aktif kitleyi sevsem de içerik üreticileri çok kanser arkadaşlar. Yani YouTuber dramasına da alışkınım. Instagram influencerların dramasına da alışkınım. Ama hiçbir platformda TikTok'taki içerik üreticileri kadar cringe bir tayfa yok. Prim için sevgili oluyorlar, prim için ayrılıyorlar. Ve sürekli birbirlerini ifşalıyorlar arkadaşlar. Yani birbirlerinin o kadar korkunç sırlarını yayınlıyorlar ki. Diyorum ki bir daha birbirlerinin yüzüne bile bakamazlar. Bir hafta sonra tekrar sevgili oluyorlar. Geriye dönüp baktığınızda ben neler yaptım demeyin lütfen ya deyip şimdi. Sanki dünyanın en elit içeriğini üretiyormuşum gibi. Pahalı Abur Cuburlar videosuyla karşınızdayım. Trüf mantarlı cipsim var, lavantalı çikolatam var, çarkı felek meyvem var, alkolsüz biranın farklı bir markası var, yıldız meyvesi var, bu da çok farklı bir tropikal meyve. Mango, Hindistan cevizi suyu, Lady Gaga Oreo, enerji bir şey, ne bu? Ne bu? Bir dakika, ne bu? Kudret narı. Ayrıyeten Afgan Ege, Afgan Ege. Ben bunları niye söyledim? Çünkü like dile nezai. Bu videoya 24 saat içerisinde en az 10.000 like bekliyorum. Çünkü dünyanın parasını harcadım. Çoluğumun çocuğumun rızkını buralara harcadım. Venüs'ümün mama parası gitti bunlar. Bir cipse bile 30 lira vermişim ya. Şu çikolatayı da 30 küsür lira vermişim. Ay yok bakmayacağım arkadaşlar. Kör oldum. Bu fiyatlara bakarsan bir daha pahalı abur cubur videosu çekmem. Lavantalı kombuça aldım arkadaşlar. Lavantalı. Bu kombuça denen şey fermente yeşil çay arkadaşlar ve alkolsüz. Abi ne yaptın ki? Maya kokuyor. Lavantanın nasıl bir özelliği var anlamadım. Fermente yeşil çay. Lavanta tadı falan gelmiyor. Yani daha önce lavanta yemedim. Özel bir kombuça tadı gelmiyor. İkinci içeceğimiz organik coconut juice. Bunun özelliği mangolu olması. Hani belki mangoluyu severim diye düşündüm. Size yemin ederim çürümüş mango kokuyor ya. Oha tadı çok güzel. Özellikle de insan cevizi suyu sevmiyorsanız, mango aromasını çok seversiniz desem çok saçma olmaz mı ya? Niye gidip özellikle Hindistan cevizi suyu içmeye çalışasınız ki? Ay bu arada şu Oreo'yu da yiyin de şuradan şu şeyim ortaya çıksın. Memem değil. Şey, broş. Oreo Minis. Abi bir ürünün fiyatını yükseltip boyutunu nasıl küçültürsünüz ya? Oreo'lar çok güzel kakao kokuyor. Bildiğimiz Oreo. Normal su. Kapat, sinirlendim. Büyük bir şey vaat etmemişti bana. Kendi kendime triplere girdim. Şimdi sizi yediğim en iyi jelibonla tanıştıracağım. Bu video sponsorluğu olmadığını söylememe gerek var mı? Yok bence. Az önce fişleri gördünüz yani. Götürdüm cebimden paramı koydum aldım. Vegan ve jelibon. Mis gibi taze meyve kokuyor. Normal jelibonlardan çok daha yumuşak. Bu Hindistan cevizli jelibon. Böyle... Kıvamı nasıl biliyor musunuz? Lokumla jelibon arası. Jelibondan daha yumuşak, lokumdan bir tık daha sert. Bu da ananaslı herhalde. Çok iyi. Ama sulu sulu. En ucuzu bu herhalde ya. Şu aldıklarım arasında en ucuzu bu. Bunu da bana TikTok'ta sürekli dene dediniz. Maltana'nın mocktail'ı. Pina colada tadında. Pina colada ne? Alkolsüz malt içeceği bu da. Ekşimiş kokuyor. Pina colada tadında. Pina colada ne? Ananas tadı geliyor lan bundan. Neli bu? Ananas ve Hindistan cevizi aroması varmış ya. Bu niye her şeyi Hindistan cevizine koymuşlar? Yani bunu çok dene demiştiniz. Güzelmiş evet. Ama yani evde oturuyorum. Bu akşam da canım mocktail çekti. Hem de pina colada tadında. Demem yani. Olsa içerim. Şunu fark ettim ithal cipslerde. Bizim mesela bakın Doritos'un da mesela şimdi bir cipsini deneyeceğim. Bizim cipslerimize doğru düzgün hava basmıyorlar. Bak bu kesin kırılmıştır içinde. Bunun neden düzgün havası? Ay. Ben mesela elimden düştü diyelim. Ya da yolda ezildi bir şey oldu. Bakın bu ezilmez ya. Şuna bakın hava yastığı gibi. Ha bakın mesela bak. Bu da karides cipsi. Bak hava yastığı gibi hepsi. Trüf mantarlı cips.
Dalga geçmenizi istemiyorum. Ama ben bu pahalı abur cubur videoları yüzünden sanırım yarı abur cubur gurmesi gibi bir şey oldum. Kokusu pancar cipsine çok benziyor. Trüf mantarı değil de pancar kokusu geliyor. Bakıyoruz efendim tadına. İspanya'dan gelmiş. Leysin gözünü seveyim, bu ne ya? Karides cipsi. Bunların hiç hazırını yememiştim. Genellikle şu Çin restoranlarında pişirilmişler var ya, onları yiyorum. Mesela böyle bir şey üretiyorsanız bunun içerisinde bir paket soya sosu atmanız lazım. Çünkü bu soya sosuyla güzel olan bir cips. Yağ kokuyor. Başka bir şey kokmuyor. Restoranlardaki karides cipsinden çok daha küçük ve kalın. Daha yumuşak ve daha hafif bu. Zaten karides cipsinin tadı olmaz ki. Bu pembe ayranı ben bir videomda denedim ve dedim ki bu ne? Çok kötü. Bu ne böyle demiştim. Son kullanma tarihi geçmişti onun arkadaşlar. O yüzden tadı o kadar kötüydü. Bir şans daha vermek istedim. Ve gidip yine Just Pink aldım. Pembe ayran diye geçiyor. Son kullanma tarihi 4 gün falan geçti ya. Bir şey olmaz bence. Ay yoğurt olmuş. İç içilmez. Ayran olmuş yoğurt. Ay keşke bunu kokluyor olsaydınız şu anda. Bu markadan tekrar özür diliyorum. Bir daha pahalı abur cubur videosu çekersem yine pembe ayranınızdan alacağım. Ya siz gönderin bir kere de ya. Dondurmamızla devam ediyoruz. Çilek ve yeni Hindistan cevizi. Bu dondurmanın da özelliği ne? Hemen onu söyleyeyim. Starbucks yeni bir içecek çıkardı. Kesin duymuşsunuzdur. Çilekli ve Hindistan cevizli bir içecek. Neyse, yurt dışında pink drink olarak geçiyor. Tadı çok kötü. Böyle ekşi. İlk defa Starbucks'ın bir refreshasını sevmedim. Sonra Ezgi'yle konuştuk. Ezgi'yle konuştuk. O da dedi ki Danone bir tane dondurma çıkarmış. Starbucks'taki o tat bunda sanki daha düzgün dedi. Gerçekten de kokostar yiyormuşum gibi hissettim. Çilekli kokostar tadı geliyor. Çok güzel. Lady Gaga Oreo. Neden? Ne alaka? İçinden de bildiğiniz Oreo çıktı. Bunun Lady Gaga'sı nerede? Aa şuraya kod koymuşlar ha. Lady Gaga dedi ki Doritos Risk ile devam ediyoruz. Wasabi acısı getirmişler. Daha önce de bunun yine bir acısı vardı da. Hiç wasabi kokmuyor. Direkt baharatlı Doritos kokuyor. Normalde daha önce ben wasabi cipsi yemiştim ve paketi açtığınız zaman buram buram wasabi kokuyordu. Normal baharatla denk geldi. Hayattaki tüm şansımı bunda kullandım sanırım. Lavantalı çikolata. Çok iyi. Özellikle lavanta tadı geliyor mu? Yok. Kakao kokuyor. Ama tadı çok güzel. Alır mıyım? Yani dolar 2'nin altına düşmediği sürece alınmaz. Züberle devam ediyorum. Bütün influencerlar hepsi elini. Oha tadı çok güzel. Annemle Aylin böyle hurmalı topçuklar yapıyor. Çok kötü yapıyorlar. Bu güzel. Ayrıca bak bu da sağlıklı. Bir de sağlıklı olunca ben bu markaya gömerim diye düşünüyordum. Kötü bir şey diyemeyeceğim için koyuyorum bir kenara. Bana sponsor olduğunuz gün bir daha görüşürüz. Belki o zaman falan diye yerim. Ama şimdilik bu kadar. Meyveleri en sona bırakalım çünkü bu meyvelerden çok ümitliyim. Güzel şeyler olacağını düşünüyorum ve damağımda en son bunlar kalsın istiyorum. Şöyle renkli popcornlarım var. Meyve aromalı patlamış mısırlarmış. Baksanıza bir de renkli. Mor. Patlamış mısırla pamuk şekeri karıştırmışsınız gibi. Çok güzel, ben çok beğendim. Bu kudret narı, ginseng, minseng bir şeyler. Biliyorsunuz artık sağlık ürünlerinin reklamını yapmak yasak ha işte. İşte kilo aldırır, kilo verdirir böyle şeyler söylemek yasak influencerlar için. O yüzden ben de söylemeyeceğim böyle şeyler. Tadına bakmak için aldım. İnşallah kilo aldırmaz. Kırmızı ginseng falan da varmış içinde. Bir yudum alacağım dedim, bitirdim. Ha, çok kötü kokuyor ya. İnsanlar neden bira içiyor ben anlamıyorum. Tadı kötü değil mi? Alkolsüz bu arada. Aa bu güzelmiş tadı. Alkolsüz açık renkli bira yazıyor. Çok değişik bir kahve demleme yöntemi aldım ama ondan önce meyvelerimizi deniyoruz. Şurada yıldız meyvem ve çarkı felek var. Yıldız meyvesinin nasıl yendiğine dair bir şey okumuştum. Şöyle yanları kesiliyordu sanırım. Dilimliyordunuz, o şekilde yiyordunuz. Ama neden bilmiyorum. Yanında pet çıktı. Hijyenik pede benziyor. Şimdi aşağı yazacaklar. Nereden biliyorsun sen hijyenik pedi? Biliyorum arkadaşlar yani. Siz de bilin. Şöyle bir sıra alıyorum. Yıldız meyvesi buradan geliyor. Yıldız şeklinde. Bayağı yıldız şeklinde. Kabuklu yedim. Tadı çok güzel. Erik gibi. Erik kadar ekşi olmayan bir erik düşünün. Bir de çarkıfelek meyvesi var. Bunu Melinati'de görmüştüm. Ay bu ne?
Ay, içi çok garip. İçini daha yakından göstereyim bir saniye. Netledi mi? İçindeki çekirdekleri çıkarılıyormuş da aslında dışı yeniyormuş mesela. Şimdi geldik son ürünümüze. Kahve demleme poşeti, çantası neyse. Bunu ne yapıyormuşuz biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum, bakacağız şimdi. 4 dakika bekliyoruz, sonra da tadına bakıyoruz. Burada da bir filtresi var büyük ihtimalle. Vardır değil mi? Kıbrıs'ı tortu içirme. Meyveyle çok iyi gider. Mesela yıldız meyvesi. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tarz videolardan anında haberdar olabilmek için kanalıma abone olup çanı açabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.